Herkese merhaba gençler. Yeni bir video ile birlikteyiz. AYT tarih tahmin sorularımızın ikinci videosunu hep beraber sizinle yapacağız arkadaşlar. Toplamda 11 tane çok güzel soru çözeceğiz. Bunların soru olarak karşınıza gelme ihtimali çok yüksek. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce videoyu hemen beğeniyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Hemen arkadaşlar çok fazla sizi bekletmeden İlk sorumuzla başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuz neymiş sevgili dostlarım. İlk sorumuz şöyle sevgili arkadaşlar. Şöyle bunu netleştirelim bir. Kalemimiz de geldi. Yukarıda özellikleri verilen sevgili dostlar Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Bu ilk Türk topluluklarıyla ilgili ben soru bekliyorum arkadaşlar. Bunlardan soru gelebilir. Özellikle İslamiyet öncesi Türk toplulukları ve Türk devletleriyle ilgili bilgilerimizi tazeleyelim. Bakalım. Üzengiyi bulmuşlar ve kullanmışlardır. Bir bu. Bozkır'ın kuyumcuları. Bakın bu çok önemli. Bozkır'ın neyi olarak biliniyor bunlar? Kuyumcuları olarak biliniyorlarmış. Sevgili arkadaşlar. Alper Tunga. Bir de şu destanları bu topluluğa aittir. Acaba bu topluluk Avarlar mı? Hunlar mı? Kıpçaklar mı? İskitler mi? Kök Türkler mi? Arkadaşlar. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinen özellikle maden işlemeciliğinde özellikle de altın işlemeciliğinde çok tanınan Alper Tunga ve Şu destanlarıyla bilinen üzengiyi bulmuş olan uygarlık Türk topluluğu hangisiydi? Elbette ki sevgili arkadaşlarım İskitler. O zaman doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? D şıkkı. Aman bunlara dikkat edelim. Çok güzel bir soru. Özellikle de şu bilgiyi unutmuyoruz. Bozkır'ın kuyumcuları olarak biliniyorlar. Özellikle de altın işlemeciliğinde çok ileri giden bir topluluk. İkinci hemen sorumuza bakalım. Bu da çok güzel bir soru. Sorumuz aynen şöyle sevgili dostlarım. Aşağıdakilerden hangisi 1243 Kösadas Savaşı sonrası Anadolu'da siyasi otorite boşluğundan yararla kurulan Türk beyliklerinden değildir? Beylikler sevgili arkadaşlarım. Birinci beylikler ve ikinci beylikler olarak biliniyor. Birinci beylikler Malazgirt Savaşı'nda kurulmuş olan beylikler. İkinci beylikler ise Kösedağ Savaşı sonrası kurulmuş olan beylikler. Buna dikkat edelim. Peki Kösedağ Savaşı'nda Anadolu Selçukluları kiminle savaştı? Tabii ki Moğollarla. Şimdi Moğollara yenildiler ve Anadolu'nun siyasi birliği bozulunca sevgili arkadaşlar Anadolu Selçuklarının yönetimi altında tuttuğu beylikler ne oldu? Tekrardan kuruldu. İşte bunlardan hangisi bunlardan değildir diyor. Karesioğlu Beyliği kurulmuş. Germiyanoğlu Beyliği, Karamanoğlu Beyliği, Osmanoğlu Beyliği kurmuş. Ama Artukoğulları Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurmuş. Biz bunlara birinci beylikler diyoruz. Bunlar hangiydi? Saltuk, Erzurum ve civarında. Artuk. Nerede? Mardin'de. Yine Danişmet. Tokat'ta. Mengücek. Bunlar da Elazığ çevresinde. Bir de ne vardı? Çaka Beyliği. Bu da neredeydi? İzmir'deydi. Toplamda 5 tane beylik. Biz bunlara hangi beylikler diyoruz? Birinci beylikler. Bunu unutmuyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım güzel. Özellikle beyliklere dikkat edin. Birinci beylikler hangileri? Hangi olay sonucunda kuruldular? İkinci beylikler hangileri? Ve hangi olay sonucunda, hangi savaş sonucunda kurulmuşlardır? Buna dikkat edelim. İkinci beylikler Kösedağ Savaşı sonucunda kurulmuşlardı. İkinci sorumuz bu şekilde. Buradan da bir soru bekliyorum. Aman dikkat. Bu özellikle Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili soru gelebilir. Üçüncü sorumuza bakalım. Sevgili arkadaşlarım özellikle de el sanatları ile ilgili bir soru bekliyorum. El sanatları ile ilgili soru gelebilir. Öğrencilerin verdiği bu cevaplar hangileri doğrudur sevgili arkadaşlarım? Osmanlı Devleti'nde minyatür sanatı konusunu işleyecek olan Eda Öğretmen öğrencilere minyatürün özellikleri nelerdir sorusunu sormuş. Öğrencilerden bazıları aşağıdaki cevapları vermiş. Bakalım. Resmin yasak olması nedeniyle gelişme göstermiş. Devrin siyasi ve sosyal hayatını yansıtmıştır. Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatıdır. Bunlardan hangisi Eda öğretmenin sorduğu soruya cevaben verilmiş doğru bilgiler arkadaşlar. Resmin biliyorsunuz resim Osmanlı özellikle resim ve heykel. Resmin yanında bir de Osmanlı Devleti'nde yasak olan
Bir diğer el sanatı, bir diğer sanat türü hangisiydi? Heykel. İslam inancına göre, inancımıza göre bu ikisi haramdı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde resim yasak olunca resme alternatif olarak minyatür gelişmiştir. Bunu unutmayın, bir bu. Devrin siyasi ve sosyal hayatına, evet, özellikle minyatürler Osmanlı Devleti döneminde dönemin siyasi ve sosyal hayatını yansıtan derinliği olmayan resimlerdi. Genelde kitap süslemelerinde kullanılıyordu. Peki Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı neydi? Bu minyatür değil. Biz buna ne diyorduk sevgili arkadaşlarım? Hat diyorduk. Tamam. O zaman burada doğru olan bilgi 1 ile 2. O zaman doğru cevap şıkkımız burada ne olur? C şıkkı. Bu el sanatları, bu sanatlar, bunları bilelim arkadaşlar. Tezyiptir, minyatürdür, işte ebrudur, tamam mı? Heykeldir, müziktir. Bunlarla ilgili muhakkak bilgilerimizi tazeleyelim. Bunlarla ilgili muhakkak soru ben bekliyorum gelebilir. Dördüncü sorumuza geldik. Çok güzel sorular. Beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hemen beğen butonunu tıklayalım. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Biliyorsunuz bu içerikleri üretmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Lütfen ama lütfen emeğe karşılık olarak hem abone olmayı hem benim yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sınava kadar bu serimizi sürdüreceğiz. Soruları inşallah da yakalayacağız gençler. Dördüncü sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti Batı yeniliklerini ilk kez örnek almaya başladı. Lale Devri'nde yeniliklerinden hangilerini gerçekleştirmiştir? Lale Devri 1718 1730 yılları arasında Osmanlı'da yaşanmış olan döneme verdiğimiz isim. Birincisi ilk Türk matbaası 1727. Kimler tarafına getirildi? Said Efendi ve İbrahim Müteferrika. Bir bu. Özellikle İstanbul'daki büyük yangınları engellemek, söndürmek için tulumbacılar ocağı kuruldu. Biz bunu aynı zamanda ne diyoruz? İtfaiye. İtfaiye bölüğü kuruldu. Nizam-ı Cedid ordusu arkadaşlar bu dönemde kurulmamış. Peki Nizam-ı Cedid ne zaman kuruldu? Tabii ki 3. Selim döneminde yapılan yeniliklerin ve kurulan ordunun genel ismini biz Nizam-ı Cedid ordusu diyoruz. Hangi dönemde kurulmuş? 3. Selim hangileri gerçekleştirmiş dediği için 1 ile 2. O zaman doğru cevap şıkkı nedir? D şıkkı sevgili arkadaşım. Buna dikkat. Özellikle Lale Devri. Lale Devri yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl tam bir soru deposu. Buna dikkat edelim. Yani soruların gelebileceği bir depo. Bu dönem çok hem siyasi hem ekonomik anlamda çok fazla bilginin olduğu dönem, soru gelme ihtimali çok yüksek. Beşinci sorumuza geldik. Buna göre merkantilist politikaları benimseyen devletlerin aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenemez? Bakalım Avrupalı devletten geliştiği merkantilizme göre, bakalım merkantilizme göre sevgili arkadaşlar, bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu. Yani merkantilizm şunu esas alıyor. Bir ülke ne kadar madeni, ne kadar parası varsa o kadar güçlü. Buna göre merkantilist politikaları benimseyen devletlerin aşağıdakilerden hangisi uyguladığı söylenemez, olumsuz. Teokratik yönetimleri yaygınlaştırma. Bu tamamıyla dinle alakalı bir olay. Yani doğru cevap şıkkımız aslında A şıkkı. Teokrasi neydi? Devletin dini kurallara göre yönetilmesiydi. Bu dursun. Burada tamamıyla ekonomiden bahsediyor. İç ve dış ticarete önem veriyorlardı değil mi? Çünkü özellikle de ney? Merkantilizm madene, paraya özellikle tabii ki ticaret olacak. Yeni sömürge yani senin elinde ne kadar para varsa, ne kadar ticaret yapabiliyorsan, ne kadar madenleri üretip başkalarına satabiliyorsan zenginsin. Ham madde ve pazar arayışı. Özellikle de büyük devletlerin, İngilizlerin, Fransızların en fazla zaten önem verdikleri, çünkü gelişen sanayilerine ham madde ve bunları götürüp satabilecekleri pazar ihtiyaçları vardı. Tüketici toplum özelliğini arttırma. Çünkü kendileri üretiyor, bir başkalarına satıp buradan ne yapmaya çalışıyorlardı? Olabildiğince para kazanmayı. Dolayısıyla bu da var. Daha doğrusu bu anlayışın amaçlarından biri olmayan teokratik yönetimleri yaygınlaştırma değil, sömürgeciliği yaygınlaştırma, ham madde ve pazar arayışı, tüketici bir toplum özendirme, iç ve dış ticareti geliştirme. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkı. Müsaadenizle ben bir su içeyim ve devam edelim sevgili genç arkadaşlarım.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? Bakalım. Osmanlı ülkesinde Müslüman nüfusun gayrimüslimle oranla yaklaşık 4 katı fazla olmasına karşın 19 Mart 1877'de toplam mebuslar meclisinde gayrimüslim mebus sayısının Müslümanlara oranla daha fazla olduğu görülmüş. Yani 19 Mart 1877'de bir seçim yapılıyor. Seçim sonucunda meclis toplanıyor. Müslümanlar gayrimüslimlere yani Müslüman olmayanlara karşı 4 kat daha fazla bir nüfusa sahipken Müslüman olmayanların daha fazla milletvekili var. Eskiden sevgili arkadaşlarım milletvekillerine ne diyorlar o dönem? Mebus diyorlar. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Temsil ilkesinde eşitlik olmadığının, tek meclisli sistemin başladığının, azınlıkların siyasi partiler kurarak örgütlendiğinin, milliyetçi kökenli isyanların tamamen bittiğinin, seçimlerin tek dereceli olarak yapıldığının. Şimdi biz yukarıdaki bilgiyi tam olarak aldığımızda sevgili dostlarım, ne olduğunu görüyoruz? Temsili anlamda bir eşitliğin olmadığını. Yani normal koşullarda Müslüman milletvekilleri gayrimüslimlere orana daha fazla olması gereken tam tersi bir durum var. Bu da temsilde eşitliğin olmadığını hatta ve hatta gayrimüslimlerin Müslümanlara oranla daha fazla hakka sahip olduğunu görmeye başlıyoruz. Biliyorsunuz Osmanlıcılık fikri çerçevesinde önce 1839'da Tanzimat Fermanı, 1856'da Islahat Fermanı ve 1876'da nihayetinde Osmanlı Devleti'nin monarşiden meşrutiyete geçmiş temel amaç şu: devletin bölünmesini, parçalanmasını, zayıflamasını engellemek, büyük devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasını engellemektir. Bu nedenle gayrimüslimlere çok fazla hak veriliyor ve hatta bazı durumlarda gayrimüslimler Müslümanlardan daha fazla hak elde ediyor. Şimdi geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Aman'ın özellikle Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet, burası da soru deposu, soru gelebilir, bu tarz bir soru gelebilir. Amanın dikkat. Buna göre aşağıdakiler hangisi Osmanlı Devleti'ne ayrılan dış borç ödeme yükümlülüğü olan devletlerden biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman tabii ki ne kaldı geriye? Borç kaldı. Bu borçları Türkiye tek başına daha yeni kurulmuş hiçbir parası yok. Ödeyemeyeceğine göre Osmanlı'dan ayrılan bütün devletlere paylaştırıldı. Osmanlı Devleti ilk kez dış borcunu ne zaman alıyor? Amanın dikkat arkadaşlar, Kırım Savaşı'nda İngilizlerden alıyor. Daha sonra borç miktarı sürekli artıyor ve Osmanlı iflas bayrağını çekiyor, yıkılıyor ve bu borçlar ortada kalıyor. Şimdi Lozman görüşmelerinde tekrar bu gündeme geliyor ve dış borçlar TBMM için sorun haline geliyor. Borçların Türkiye'nin önerisiyle Osmanlı'dan ayrılan devletler arasında paylaştırarak ödenmesi planlanıyor. Yani Türkiye diyor ki ya arkadaş, yani sadece ben ayrılmadım ki Osmanlı'dan. Bir sürü devlet ayrıldı. O zaman biz hepimiz Osmanlı'nın tabiri caizse o bizim babamız ve biz onun oğullarıysa ondan kalan mirası, bu borcu kendi aramızda ne yapmamız lazım? Paylaştırmamız lazım. Ben kendi payıma düşeni alacağım, diğerleri de alsın diyor. Şimdi bu devletlerin içinde Osmanlı'dan ayrılan kim vardı? Türkiye. Sırbistan vardı değil mi? Özellikle 1878'de Berlin'de. Karadağ vardı yine 1870'te Berlin'de. Yine Balkan Savaşları sonucunda ayrılan Bulgaristan. Burada Osmanlı'dan ayrılmayan bir devlet var: Avusturya Macaristan. Avusturya Macaristan Osmanlı'nın ezeli düşmanı, rakibiydi. Dolayısıyla Osmanlı'dan kalma borçları ödeyen devlet arasında hangisi gösterilemez? Avusturya Macaristan. Sevgili arkadaşlarım, hemen 8. sorumuza geldik. Bir direkt bir bilgi sorusu. Milli mücadele kahramanlarının ismi, bunların faaliyetleri, nerede ne yaptıklarını bilmemizde fayda var. Soru olarak gelme ihtimalleri yüksek. Bakalım. Bakalım sevgili arkadaşlarım ne diyor bize? Milli Mücadele Dönemi Kahramanların adlı kitabı okuyan Murat. Bu kitapta aşağıdaki sayfalardan hangisiyle ilgili bilgilere rastlaması beklenemez? Nene Hatun, Kara Fatma, Şahin Bey, Sütçü İmam, Hasan Tahsin. Şimdi arkadaşlar sırayla gidelim. Hasan Tahsin neredesin? Neredeydi sevgili dostlarım? Tabii ki İzmir. Yunanlara ilk kurşunu atan ve burada öldürülen, hayatını kaybeden gazeteci. Şahin Bey neredeydi? Gazi Antep'te. Bu da özellikle Güney Cephesi'nde. Yine Sütçü İmam neredeydi arkadaşlar? Maraş'ta değil mi? Kahraman Maraş'ta mücadele etmiş. Kara Fatma da yine arkadaşlar
bu dönemde milli mücadelede büyük etkisi olan bir kişi. Burada milli mücadele döneminde mücadele eden kahramanlar içerisinde Nene Hatun yoktur. Şimdi Nene Hatun 93 harbinde 93 harbi kimindi? Osmanlı ve Rus savaşında nerede peki mücadele ediyor? Erzurum ve çevresinde mücadele ediyor. Nene Hatun, buna dikkat ediyoruz. Nene Hatun demek ki milli mücadele döneminde değil, Osmanlılar döneminde 93 harbinde Osmanlı-Rus savaşında Erzurum'da mücadele etmiş önemli bir kahramanımız sevgili arkadaşlar. 9. sorumuza geldik. Kenan öğretmeni verdiği bu bilgilere göre İstiklal Mahkemeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aman dikkat. Çok önemli bir konu arkadaşlar. İstiklal Mahkemeleri. Bununla ilgili muhakkak soru geliyor. Bakın İstiklal Mahkemelerine dikkat edelim. Bakalım. Kenan öğretmen İstiklal Mahkemeleri üyeleri meclis içindeki milletvekilleri arasında seçilmiştir. Bu mahkemeler kararlarına itiraz edilmezdi. Kesin yani. İstiklal Mahkemeleri milli mücadelenin başarıya ulaşması ve bazı inkılapların uygulanmasına katkı sağlamış. İstiklal Mahkemeleri. Şimdi bu bilgilere göre hangisine ulaşamayız? Güçler birliği ilkesi uygulandığını anlıyoruz. Güçler birliği ilkesi var. Güçler birliği ilkesi neydi? Olağanüstü dönemde yasama, yürütme, yargının tek bir kurum tarafından yürütülmesiydi. Peki bu kurum kimdi? TBMM'ydi. TBMM aynı zamanda yargı yetkisini de kullanmış. Bakın. Yani milletvekilleri normalde yargıç ya da hakim olamaz. Ama o dönemin şartlarında milletvekilleri aynı zamanda yargıçlık yapıyor. O zaman meclis hem yasama hem yürütme yetkisini kullanmış. O zaman güçte bir ikisi var. Kararlar kesin olup yeniden değerlendirilememiş. Bakın burada itiraz edilmezdi. İtiraz edilmediğine göre kararlar kesindi. TBMM'nin yargı gücünü kullanmasını sağlamıştı. Evet. Nereden anlıyoruz? Çünkü hakimler, savcılar kim? Milletvekilleri. Bu da var. Cumhuriyet'in ilanına kadar faaliyet göstermiştir. Hayır arkadaşlar. Bu mahkemeler ilk önce 1920-21'e kadar birinci dönem. Sonra 1921'de tekrar kurulmuşlar. 23'e kadar devam etmişler. Daha sonra 1923'te tekrar kurulmuş ve 1927'ye kadar toplamda 3 dönem bu faaliyet göstermiş bu mahkemeler. Cumhuriyet'in ilanı ne zaman peki? 29 Ekim 1923. Oysa ki 1923'ten sonra kurulup 27'ye kadar da bu mahkemeler ne yapmış sevgili arkadaşlarım? Devam etmiş. O zaman bu yanlış bir bilgi. Bağımsızlık mücadelesine güç katmıştır. Evet, özellikle 1920 ve 21 döneminde TBMM'ye karşı çıkan isyanlarda çok yararlı olmuş, etkili olmuş. Dolayısıyla bu mücadelenin yürütmesinde etkili olduğu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu soruların barkodlu cevap anahtarıyla birlikte ben açıklama kısmına bırakıyorum. Siz buradan alıp tekrardan kendiniz de çözebilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi geldik 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir'de toplanan İktisat Kongresi? İzmir İktisat Kongresi'ne alınan kararlardan biri değil. Bu İzmir İktisat Kongresi'ne dikkat edelim. Özellikle bağımsızlık ilkesi çerçevesinde faaliyet yürütmüş sevgili arkadaşlarım. Bakın bu önemli. Bakalım. Yurt içinde ham madde üretimine dayalı sanayi dallarının kurulması. Yani yerli üretimi bir kere esas aldığını söyleyebiliriz. En temel alınan kararlardan bir tanesi bu sevgili arkadaşlarım. Özel girişime kredi sağlayacak bir devlet bankası. Özellikle ne kurulacak belki sonradan? İşbank. Bu bankanın yarı zaten hissesi Mustafa Kemal'in ve Türkiye'de kurulmuş ilk özel bankadır. Bakın buna dikkat edelim. İlk özel banka. Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir paralarını ortaya koyup Türkiye'nin ilk özel bankası olan İşbank'ı kurmuşlardır. Bu da var. Bunların ikisini eleyelim. Yabancı tekkelerin teşvik edilerek yabancı sermaye ülke çekilmesi. Hayır. Tam tersi yerli üreticiler teşvik edilerek yerli üretimin desteklenmesi esas almıştır. Dolayısıyla burada yanlış olan cevabımız C'dir. Küçük işletme ve atölyelerden mutlaka fabrikaya geçilmesi amaçlanmış. Özel sektörün yetersiz kaldığı alanlarda devletin bizzat geçici olması, yani hangi ilke bu? Devletçilik ilkesi uygulanmış. Diyebiliriz ki arkadaşlar 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde yerli mal üretimi, yerli sanayi,
desteklenmiş, özellikle dışa bağımlılığını azaltıp arkadaşlar yerli üretimin arttırması esas almıştır. Buna dikkat ediyoruz. Bu da bağımsızlığı esas alan, ekonomik bağımsızlığı. Şimdi burada ne kabul edilecekti? Misakı iktisadi. Yani ekonomik ant, bu da bağımsız bir devletin en önemli şartlarından bir tanesi. Şimdi geldik arkadaşlar 11. ve bu tahmin sorularımızdan sonu, bu çalışmamızın son sorusu. Güzel bir soru. Son ünitelerle ilgili bir soru. Sorumuz aynen şöyle sevgili genç arkadaşlarım. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bunu bekliyorum size. Kanal arkadaşlarınıza mutlaka ama mutlaka önerin arkadaşlar. Buna göre Enosis politikasının konulardan hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Hangilerine yönelik geliştirildiği. Yunanistan tarafından desteklenen EOKA örgütü 1971 yılında itibaren gündeme gelen Enosis politikasını izlemiştir. EOKA denilen bir örgüt var. Yunanların kurduğu 71 yılında ve bu bir politika izliyor. Acaba bu politika olan Enosis, Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsü, Kıbrıs sorunu ve savaş tazminatı hangi konulara yönelik politikalar geliştirmiş? Arkadaşlar Enosis şudur. Kıbrıs Adası'nın 1930'dan itibaren Yunanistan'a bağlama fikridir arkadaşlar. Dolayısıyla bu EOKA'nın yürüttüğü Enosis'in temel amacı Kıbrıs sorunudur. Kıbrıs'ı nereye bağlama görüşüdür, düşüncesidir? Yunanistan'a bağlama girişimidir. Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsü Lozan'da görüşülmüş. Bununla hiç bilgisi yok. Savaş tazminatı yine Lozan'da konu olan bir durum. Dolayısıyla burada EOKA'nın yürüttüğü Enosis politikasının temel amacı nedir? Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama politikasıdır. Sevgili genç arkadaşlarım, bu videomuzda Ayet-i Tarih tahmin sorularının ikincisini yaptık. Sizinle birlikte harika 11 tane soru çözdük. Tekrar yaptık. Dikkat çektik. Hangi konular gelebilir? Nasıl soru tarzı gelebilir? Bunlar üzerinde durduk. Videoyu sonuna kadar benimle izlediğiniz size teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanala üye değilseniz üye, abone değilseniz abone olmanızı önemli rica ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Sevgiler, selamlar. Kıymetli öğrenciler, hepinize başarılar diliyorum.